Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Akarpat. Bugün sizlere ölmüş jel akü, yani voltajı tamamen 12 voltun altına düşmüş jel aküler nasıl tekrar kazanılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi benim 2 tane jel aküm vardı solar sistemde, 2 tane de yedek vardı. Bunları çıkardık, bir 6 aydır kenara koyduk ama dün bir baktım ki gitmiş, 7 volta düşmüş akülerim. Bunları şimdi nasıl canlandıracağız size onu anlatacağım. Hemen göstereyim. Mesela arkadaşlar, şu akü şu anda, bakın şöyle, ölçü cihazı burada, 7.63 volta düşmüş. Yani bu aküyü hiçbir şekilde geri döndüremiyoruz. Şimdi bu bizim, ben aynı zamanda RC hobiyle de ilgilendiğim için bizim özel şarj aletlerimiz var, pilleri doldurmak için. Bu aletler bu aküleri de dolduruyor aynı zamanda. Şimdi ben denedim bu aletle doldurmayı, ama maalesef cihaz düşük voltaj uyarısı veriyor. Yani ne demek? 12 voltluk bir akünün voltajı 10 voltun altına düştüğü zaman bu cihaz onu tekrar şarj etmiyor. Yani uyarı veriyor. Diyor ki bu akü şarj edilemez. Şimdi bunu göreceğiz şu şekilde. Şimdi cihazı bağladım. Start vereceğim. Şimdi bakın, start verdim. Düşük voltaj uyarısı diyor. Yani bu cihazda bunu şarj edemeyiz. Ama ben bir yöntem geliştirdim. Şu akü de gitmişti. Bu aküyü geri kazandım. Bu akü de aynı onun gibiydi. 7 volta düşmüştü. Bu aküye 12 voltluk başka bir aküden ilk önce şarj verdim. Bu akünün voltajını 9-10 volta kadar çıkardım. Buna da aynısını yapacağım şimdi. Şu eksi. Şimdi şöyle bırakalım önce bir. Eksiyi bağlıyorum. Şu artımız. Yalnız burada artıyı direkt bağlamıyoruz. Yani bağlayıp bırakmıyoruz. Göründüğü gibi akım verip çekiyoruz. Çünkü akülerden bir tanesi 12,5 voltta, pardon, şu diğeri 7 voltta. Gördüğünüz gibi, şöyle yaklaştırayım, yakından görün. Nasıl yaptığımızı da şöyle görün. Akım verdiğim anda 12'ye 30'lara çıkıyor. Çektiğim anda tekrar 9'lara kadar düşüyor. Bu şekilde aküye uyartım akımı veriyoruz ki akü kendini bir toparlasın. Devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar, şimdi akü voltajını 10 volta kadar yükselttik. Şimdi cihazı tekrar çalıştırmaya deniyoruz. Şimdi göründüğü gibi 10 volt, 910 volttu. Şimdi aküler 3.9 amper. Diyor ki 3.9 amperle şarj ediyorum. Akü voltajımız 13.03'e yükseldi. Aslında normalde böyle yükselmemesi lazım ama akü tamamen boşaldığı için voltaj bir anda fırlar. Ama bu yavaş yavaş akü kendini toparladıkça voltaj 12'lere doğru gelmeye başlayacak. Biz şarj ettikçe akünün voltajı düşecek. Çünkü akünün içerisindeki artık jel tamamen katılaşmış muhtemelen. Böyle bir durum ortaya çıktı. Evet, göründüğü gibi akünün voltajı şarj ettikçe düşmeye başladı. Yani bu aküleri geri döndürmenin tek yolu bu arkadaşlar. Uzun süreli düşük amperle düzgün bir cihazla şarj etmek. Başka hiçbir türlü bu aküler geri dönmez. Diğer aküyü aşağı yukarı 24 saat bu şekilde şarj ettik. Şu anda akü geri döndü. 12.45, 12.50 akım var diğer akümüzde, şunda. Bunun da videolarını size süreci çekip atacağım. Evet, şu anda şarja devam ediyoruz. Şu anda 5 amper bastık. 77 dakikada 13.15 oldu. Şimdi tekrar bir daha başlatıyoruz. Şimdi tekrar 13-15 olmuş. Şimdi akü beklemedeyken tekrar geri gelmiş voltaj. Şu anda tekrar başladık. 12 volt, 12.71 voltta. Aslında jel akülerin kapağı olmaz ama bu kapaklı bir jel akü. Burada jel. Evet. 3. 5 amperi şu anda bastık aküye. Şimdi tekrar bir 5 amper daha. Bu akülerin 14.4 volta kadar şarj edilebiliyor. Şu anda biz 13.5 volt, 13.50'ye kadar şarj edeceğiz bunu. Ondan sonra kendini toparlamış olur. Diğer aküm orada. Zaten şarj bittikten sonra bunu test edeceğiz. Direnç gösteriyor mu yoksa bir anda küt diye düşüyor mu diye. Evet, tekrar başlatıyorum. %9 amperden 12.92 civarında. Evet arkadaşlar, akülerimizi tekrar kazandık. Sisteme bağladık. Burada iki ayrı şarj regülatörü var. Bir tanesi güneş panellerinden gelen invertör artı şarj regülatörü. Bir tanesi de rüzgar türbünü vardı yukarıda. Onun regülatörü. Aküler bir süre daha bizi idare eder diye düşünüyorum. Kanalıma destek için like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.